Evet sevgili arkadaşlar aranızdan bazıları artık diyor ki ne konu bakacağım ya yeter artık kafam davul gibi oldu diyor. Bazıları da diyor ki Allahım ya şunları şöyle bir tekrar kısa kısa bana söyleyen biri olsa. Hadi söyleyelim. Güzel. Fizik bilimine giriş. E, şunu lütfen unutmayın. Fizik bilimi aslında doğada her şeyle alakalı çünkü kendisi zaten doğa bilimi anlamına geliyor kelime anlamı olarak ee, lütfen unutmayın bilim adamının e, bilimsel çalışmalar sırasında yapması gereken bazı etik kurallar var deneylerde e, deneklere zarar vermemek e, zarar vermemeye çalışmak e, elde edilen e, bilgileri kiminle elde ettiğini bu çalışmada kimlerin payı olduğunu bu çalışmalarda nerelerden esinlendiğini bunu açık ve seçik olarak belirtmek aynı zamanda çalışmaya katılanların hepsinin isimlerini çalışmanın bilimsel açıklamasında zikretmek aynı şekilde çalışmada elde edilmiş olan verileri, dataları değiştirmeden yayınlamak. Yani birine kötü gelecek diye değiştirmek gibi bir durum söz konusu değil. İkincisi kütleci özkütle öz kütle? Bir cismin kütlesi arttığında öz kütlesi artmaz. Bir cismin hacmi arttığında öz kütlesi azalmaz. Aslında mesele şu doğur bir cismin kütlesinin hacmine oranı arttığında öz kütle artar. bir bardak suyun da öz kütlesi aynı, bir havuz dolusu suyun da öz kütlesi. Dolayısıyla kütle arttığında aynı oranda hacim de artar ve öz kütle değişmez diye düşünmek lazım. Kütle hacim grafiğinin eğimi sadece grafik 0-0 noktasından geçerken öz kütleye eşittir. 0-0 noktasından geçmiyorsa öz kütleye Eşit olmayacaktır eğim, e, kütle eksenini kesiyorsa giderken, uzaklaşırken e, öz kütle azalacak. Hacim eksenini kesiyorsa öz kütle grafik e, eksenden uzaklaştıkça artacaktır. Güzel, bunu da anlamış olduk. Kuvvet ve hareket, sevgili arkadaşlar, yer değiştirme, alınan yol, hız, sürat. Bunları bilmek lazım. Yer değiştirme vektörel niceliktir. Başlangıç ve son nokta arasındaki en kısa mesafeyi belirtir. Yönlü uzunluktur. Yol başlangıç ve bitiş noktaları arasında izlediğiniz yörünge ile ilgilidir. İzlediğiniz yörüngenin tüm uzunluğudur. İleri geri gidişler dahil tüm mesafeyi toplayarak bulursunuz. Hız ya da ortalama hız yer değiştirme ile alakalıdır. Yani sadece başlangıç ve bitiş noktaları arasındaki yer değiştirme o en kısa mesafe bölü zaman. Sürat gittiğiniz yörüngenin tamamının uzunluğu bölü geçen süre olacaktır. İvme, ivme dediğiniz şey birim süredeki hız değişimi yaşasın. Lütfen ama lütfen bir cismin hızı sıfırsa ivmesi de sıfır değildir. Duran cismin, e, hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfır olmak zorunda değildir. Hava attığınızda bir cismi en tepe noktadayken ivmesi G'dir. Yani ivmesi var hızı yok. E, ya da bir cisim hızlı hareket ediyorsa ivmesi de büyük anlamına gelmez. Yavaş hareket ediyorsa ivmesi de küçük anlamına gelmez. İvme birim süredeki hız değişimidir. Cismin hızı küçükken çok hız değişimi oluşturabilir, cismin hızı büyükken az hız değişimi oluşturur. Bunlar tamamen sizin e, soruda ya da e, durumda e, görüp değerlendireceğiniz nicelikler olmalıdır. Dinamiğin temel prensipleri, dinam Newton'un prensipleri. Birinci prensip, hareket durumuyla ilgili net kuvvetin olmadığı olayları inceler. Net kuvvet yokken hareket nasıl olur bunu gösterir. İkinci temel prensip sevgili arkadaşlar net kuvvet olduğunda hareket nasıl etkilenir bundan bunu anlatır. Üçüncü temel prensip ise evrensel olarak kuvvet uygulama şartlarını ortaya koyar ki lütfen hemen lütfen çok dikkat edin. Etki ve tepki kuvvetleri her zaman birbirine eşittir. Bir sinek otobüse çarpsa da ikisinin birbirine uyguladığı etki tepki kuvvetleri birbirine eşit. Güneş ile dünya birbirine uyguluyor kütle çekim kuvveti. Bunlar da birbirine eşit diye düşünmek lazım. Etki ve tepki kuvvetlerinin en azından etki tepki kuvvet çiftinin birbirinden farklı olduğu, büyüklük olarak birbirinden farklı olduğu bir durum söz konusu bile değildir. Her zaman etki ve tepki kuvvet çifti birbirinin aynısı olacaktır. Serbest cisim diyagramlarına lütfen dikkat edin. Serbest cisim diyagramlarında eylemsizlik kuvveti diye bir kuvvet çizmeyin lütfen. Çünkü eylemsizlik kendisi maddenin kütlesiyle doğru orantılı ve hareket durumunu değiştirmeye karşı gösterdiği bir dirençtir. Ama eylemsizlik bir kuvvet değildir. Kuvvet olmadığı için de sistemde ne yapılmaz? Gösterilmez serbest cisim diyagramında. Sürtünme kuvveti. Son derece dikkat edin arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin statik değeri e, cisim harekete başlayıncaya kadar siz hangi kuvveti uyguluyorsanız o kadar olur. Statik sınır değerini geçtikten sonra ani bir düşüş sonra sabitlenecektir. Dolayısıyla kinetik sürtünme kuvveti e, sabit bir değer alır ve bunu da k çarpı normal kuvvet diye hesaplarız. Statik sürtünme kuvveti cisim harekete geçinceye kadar benim uyguladığım kuvvet kadar hareket ettikten sonra zaten kinetik sürtünme kuvvetine dönüşmüş oluyor. Her zaman statik sürtünme katsayısı kinetik sürtünme katsayısından büyüktür. Bunu da aklımızda tutalım. Onun için cisimleri harekete geçirmek daha zor ama hareketi başlamış olan cismin hareketini devam ettirmek daha kolaydır. Bunu da unutmayalım. Hemen arkasından iş güç enerji. Sevgili arkadaşlar bir kuvvetin yaptığı iş denildiğinde sadece kuvvet ve o doğrultuda alınan yolun çarpımına bakmak lazım. Bu kuvvetin yaptığı işin bir kısmı sürtünmeye harcanmış, bir kısmı potansiyel enerjiye dönüşmüş, bir kısmı kinetik enerjiye dönüşmüş bizi ilgilendirmiyor. Kuvvetin yaptığı iş soruluyorsa kuvvet çarpı delta x'e bakacağız. Bu kadar. Başka bir şeye bakmanıza gerek yok. Potansiyel enerji konumla, kinetik enerji hareketle alakalı bir enerji türüdür diye düşünebiliriz ve enerjiler her zaman birbirine dönüşürler. Bunu da unutmamak lazım. Ha, hemen şunu söylemek gerekiyor. İşle enerji arasında ne alaka var? İşle enerji arasında tam olarak şu alaka var. İşin tanımı şudur sevgili arkadaşlar. Cisim ya da sistem üzerine kuvvet uygulayarak cismin ya da sistemin enerjisinde değişiklik yapma olayına mekanik anlamda iş denir. Dolayısıyla kuvvetin yaptığı iş cismin ya da sistemin enerjisinde değişiklik yapacaktır. Eğer cisim ya da sisteme dışarıdan müdahalede bulunmuyorsan işte o zaman sistemin enerjisi toplam değer olarak korunacaktır demek lazım. Sürtünme kuvveti de iş yapar. Çünkü iş prensibi bize şey demiyor. Kuvvet şu şekilde olacak demiyor. Sürtünme kuvveti de bir kuvvettir. O da iş yapar. Sevgili arkadaşlar bu arada sürtünme kuvveti hareket yönüne zıt olmak zor. Öyle bir şey yok. Sürtünme kuvveti hareketi her zaman engeller, öyle bir şey yok. Hareketi her zaman engelli olsaydı sen nasıl yürümeye başlayacaktın? Hareketi sürekli engelleyen bir durum olsaydı arabada gaza bastığında niye ileri gidecektin? Nasıl ileri gidecektin? Gibi problemler ortaya çıkar. Sürtünme kuvveti hareketin ne kadar engelliyorsa o kadar da hareketin temel sebebini, temel kaynağını oluşturur. Harekete başlamanın temel e, olayını ortaya koyar demek durumundayız. Güzel. Mekanik enerji sürtünmeler dolayısıyla ısıya döndürülerek, ısıya çevrilerek e, harcanmış olur diye düşünebiliriz sorularda. Aha, ısı. Sevgili arkadaşlar, lütfen ısının sıcaklık farkından dolayı akan enerji olduğunu, sıcak maddeden soğuk maddeye doğru geçen enerji olduğunu lütfen unutmayın ısı hiçbir cisim için sahip olunabilecek bir enerji türü değildir. Yani eğer soruda A cisminin, bir bardak suyun, B elmasının ısısı diyorsa direkt olarak üstünü çizin. Öyle bir tanımlama yok. Çünkü ısı cismin ya da maddenin sahip olabileceği bir enerji türü değil. Dolayısıyla ısı sadece sıcaklık farkından dolayı akan enerji olarak tanımlanmalıdır. Böyle düşünmelisiniz. Sıcaklık sevgili arkadaşlar en büyük kavram yanılgılarından bir tane. sıcaklık hiçbir zaman cismin kinetik enerjisi değildir. Sıcaklık kinetik enerjiyle doğru orantılı bir niceliktir. Sıcaklık arttığında e, kinetik enerji artıyordur moleküllerin ortalama kinetik enerjisi. Moleküllerin ortalama kinetik enerjisi artıyorsa sıcaklık artıyordur. Şeklinde bir doğru orantı var aralarında. İkisi birbirinin aynısı değil. Öyle olsaydı sıcaklığın birimi Kelvin değil, Joule olurdu, kalori olurdu. Ve şunu hiç unutmayın lütfen. Bir cisimden öbür cisme aktarılan enerjinin aktarılma hızı maddelerin ısı iletim hızıyla alakalıdır. Ha, Şöyle demek bu. Bir ortamda yeterince uzun süre bekletilmiş her cismin sıcaklığı aynıdır bunu değişemez mümkün değil değişemez. Ama siz aynı ortamdaki cisimlere elinizle dokunduğunuzda birini daha sıcak hissediyorsanız birini daha soğuk hissediyorsanız biri öbürüne göre daha soğuk ya da sıcak geliyorsa size emin olun o cismin ısı iletim hızı, daha büyük olduğu için, ısı iletim katsayısı daha büyük olduğu için böyle bir farklılık görüyorsunuz. Lütfen unutmayın ısı bir maddenin enerjisi olamaz. Yüklenmeler. Sevgili arkadaşlar yüklenmenin 3 türü var. Sürtme, dokunma ve etkiyle elektriklenme. Sürtme ile elektriklenebilmesi için cisimlerin içlerinden en az birinin yalıtkan olması gerekir. Eğer cisimler birbirine dokundurarak yüklenecekse her ikisinin birden kesinlikle iletken olması gerekir. Eğer cisimler etkiyle elektriklenecekse etkilenen cismin iletken olması yeterlidir. Etkileyenin e, iletken olmasına gerek yok. Ha iletken olmasın anlamında da iletken olsa da olmasa da etkiyi yapabilir e, sürtülen cisimler başlangıçta nötrse kesinlikle zıt cins ve kesinlikle eşit miktarda yüklenirler. Büyüklükleri ne olursa olsun. Dokunan cisimler yüklerini her zaman kesinlikle elektriksel potansiyelleri birbirine eşit oluncaya kadar e, paylaşım yaparlar. Elektrik potansiyelleri eşit olacak şekilde paylaşırlar demek lazım. Üçüncü olarak etkiyle elektriklenmede Dışarıdan etki yapan cisimin yükünden daha az yük hareketi olur. Bir tek küresel cisimlerin içerisine yani iletkenin içerisine daldırdığınız cisimlerde e, etkiyi yapan cismin yükü kadar yük hareketi sağlanabilir. Biz buna da Faraday kafesi diyoruz. Yani... Faraday kafesi dediğimiz şey iletken bir örgü iletken bir kabuk iletken bir e, dış muhafaza diye düşünebilirsiniz dışarıdaki elektrik alanı içeriye geçirmeyecek şekilde e, bir durumdan bahsediyoruz anlamına gelecektir Elektriksel potansiyel burada elektrik alan demişken elektrik alan ve potansiyeli düşünürken şöyle düşüneceğiz iletkenlerin içinde yük dengesi kurulmuşsa yani statik olarak yük dengesi sağlanmışsa iletkenlerin içinde net elektrik alan istisnası sıfırdır. Bir iletkenin içerisinde statik olarak dengesi sağlanmış bir iletkenin içerisinde ve yüzeyinde seçtiğiniz her noktanın elektriksel potansiyeli de birbirine eşittir. Peki elektriksel potansiyel ne demek? Elektriksel potansiyel sonsuzdaki bir kulompluk yükü Q yükünün D'ye kadar yakınına getirmek için yapılan elektriksel iş anlamına geliyor. Peki elektriksel potansiyel enerji ne demek? İşte sonsuzdaki bu sefer Q kulonlu yükü öbür Q kulonlu yükün D'ye kadar yakınına getirmek için yapılan iş. Elektrik alan. Elektrik alan şiddeti ne demek? Elektrik alan şiddeti teorik olarak bir kulonluk yüke uygulanacak olan elektrostatik kuvvet yani kulon kuvveti büyüklüğüne elektrik alan şiddeti denir diyeceğiz. Bunu da unutmayınız. Hemen arkasından geçelim. Elektriklenmeden sonra elektrik akımı bölümüne. Sevgili arkadaşlar, elektrik akımında en çok sorulabilecek sorulardan bir tanesi lamba parlaklığı. Lamba parlaklığı düşünürken, lamba parlaklığı sıralarken şuna bakacaksınız. Bir devre hangi lambalardan oluşuyor? İki, devrede kısa devre olan lambalar var mı? Kısa devre olan lambaları bir eleyin kafanız karışmasın. Üç, devrede lambalar özdeş mi? Devrede lambalar özdeşse sadece potansiyel ve de sadece akıma bakmak yeterli olacaktır. Dört, eğer devrede pile paralel bir lamba varsa bu lambanın potansiyeli maksimum olacağı için kesinlikle en parlak yanan lamba odur. Ha, Pile paralel lamba değil de devrenin ana kolunda lamba varsa devredeki tüm kollardan geçen akımlar o koldan toplanıp geçeceği için en parlak yanan lamba odur. Hiç unutmayın devrede pile paralel lambayla ana kolda lamba aynı anda bulunamaz. Ya ana kolda lamba vardır ya pile paralel lamba vardır. İkisi birden bir devrede bulunamaz. E, lamba parlaklığını incelerken birbirine seri lambalar ve birbirine direkt olarak paralel olan lambaların parlaklıkları da birbirine eşittir derseniz zaten genel olarak sıralamayı yapmış olursunuz. Lamba parlaklığı incelerken kesinlikle lambanın gücüne bakılır. Yani potansiyel tek başına değil, akım tek başına değil. V çarpı i'ye ya da V kare bölü R'ye ya da i kare çarpı R'ye bakmak gerekecektir. Bunu unutmamak gerekiyor. Üreteçlerin hiçbiri sevgili arkadaşlar yük oluşturmaz. Üreteçlerin hiçbiri elektron üretmez. Devredeki hiçbir devre elemanı da zaten yük tüketmez. Üreteçler devrede hali hazırda bulunan tüm elektronları düşünürsek onlardan bir kısmına enerji aktarır. O elektronlar da devrede hareket ederken devre elemanları o enerjinin bir kısmını alır. E, istendik enerji türlerine çevirir bir üreteç ikinci bir üreteçle bağlanıyorsa bunun e, temel sebepleri vardır. Bir üreteç ikinci bir üreteçle seri bağlanıyorsa bu devrenin toplam potansiyel farkını artırır. Dolayısıyla devredeki devre elemanlarından geçen elektrik akımı şiddetini büyütmüş olur. Ha elektrik akım şiddeti büyüyorsa demek ki daha güçlü çalışma isteği var bizde. Yani devrenin daha güçlü, daha birim zamanda çok enerji açığa çıkaracak şekilde çalışmasını istiyorsak daha çok üretici birbirine seri ve düz bağlamalıyız. Devrenin güçlü çalışması yerine devrenin daha uzun süre çalışmasını istiyorsak bu sefer devreyi sevgili arkadaşlar mümkün olduğu kadar fazla pili birbirine paralel bağlayarak çalıştırmamız lazım. Birbirine paralel bağladığımızda devrede devrenin dirençlerinde toplam potansiyel değişmez ama aynı akımı daha fazla sayıda üreteç parça parça oluşturduğu için ya da daha fazla sayıda üretecin üzerinden parça parça geçtiği için daha uzun süre çalışma olana sağlayacaktır. Bu arada hemen şunu söylemek lazım. Bir üretecin tükenme süresi üzerinden geçen Elektrik akım şiddetiyle ters orantılıdır. Akım ne kadar büyük olursa tükenme süresi o kadar küçük. Akım ne kadar küçük olursa tükenme süresi de o kadar büyük olacaktır. Devam edelim hemen. Basınç sevgili arkadaşlar birim alana uygulanan basınç kuvvetidir. ÖSYM'ye e, lütfen dikkat. ÖSYM bunu yapıyor, bunu söylüyor. Basınç nedir diye sormak yerine şekildeki noktalar civarında birim alana uygulanan kuvvetleri sıralayın dediğinde basınçtan bahsediyor lütfen unutmayın. Kaldırma kuvveti sevgili arkadaşlar. Bir cisme uygulanan kaldırma kuvveti her zaman cismin yerini değiştirmeye zorladığı sıvının ağırlığı kadar olacaktır. Bir cisim iple sıvıya sarkıtılmışsa, kaba sarkıtılmışsa kabı kaldırma kuvveti kadar ağırlaştırır eğer kaptan sıvı taşmıyorsa. Aynı şekilde devam edelim dalgalar konusu. Lütfen dikkat edin. Dalganın şekli, kaynağı, yayıldığı ortam ne olursa olsun her dalga istisnasız kesinlikle bir enerji transfer yöntemidir. Her dalga kesinlikle bir enerji aktarım biçimidir her dalgada kesinlikle bir titreşim vardır. Moleküller oldukları yerde titreşirler ama ilerleyen şey, öteleme hareketi yapan şey, dalganın kendisiyle beraber öteleme hareketi yapan şey enerjidir demek durumundayız. İkinci olarak bir dalganın kaynağı, şekli, şemali, frekansı, dalga boyu, şusu, busu ne olursa olsun dalganın yayılma hızı yalnızca ve de yalnızca ortama bağlıdır. Ortam koşullarında değişiklik olmazsa dalganın yayılma hızı da değişmeyecektir. Peki aynı şekilde şunu da söyleyeceğim. Bir dalganın frekansı dalganın kaynağıyla alakalıdır. Dalganın frekansını değiştirmek istiyorsanız kaynağı değiştireceksiniz. Kaynakta değişiklik olmadan frekans değişemez. Ya da bir dalganın kay, e, frekansı ve periyodundan bahsetmek demek bir anlamda geçmişten bahsetmek demek. Çünkü bu e, kaynak saniyede 3 dalga üretti. bu dalganın periyodu 2 saniye. yani bu, bu dalga 2 saniyede oluştu şeklinde anlaşılır. Dolayısıyla bir anlamda geçmişten bahsetmektir. Bu da e, herhangi bir ortam koşulu değişikliğiyle ya da yansıma kırılmayla değişebilecek bir durum değildir. Dolayısıyla frekans ve periyot dalga oluştuktan sonra e, Doppler etkisi vardı. Doppler etkisi artık e, sizin için önemli değil. E, frekans ve periyot e, dalga oluştuktan sonra değiştirilemez diyebilirsiniz. Bunun hemen arkasında e, dalganın hızı ortama frekansı periyodu kaynağa bağlı. Dalganın dalga boyu da hem ortam hem de kaynağın frekansına bağlı olacaktır. Bunu lütfen unutmayın. Sesin şiddeti, sesin şiddeti kaynaktan uzaklaştıkça azalır. Şiddet enerjiyle alakalı bir ifadedir. Sesin yüksekliği deyince sesin frekansını anlayacaksınız. Ee, yüksek ses, ince ses, tiz ses, frekansı e, büyük ses. Kalın ses, e, pes ses, e, frekansı düşük ses e, anlamına, bas ses anlamına gelecektir. Tını kaynağın şekline, şemaline, fiziksel durumuna bağlı olarak sesleri ayırt etmemizi sağlayan özellik olarak düşündüğümüz bir e, niceliktir seslerle ilgili. Optik, ışık şiddeti, ışık akısı... Ve aydınlanma şiddeti. Bunları bilmeniz lazım. Işık şiddeti kaynaktan yaklaşık olarak bir doğrultuda bir saniyede çıkan enerjidir. Işık akısı kaynağı tamamen kuşatan bir yüzeyden bahsediyorsak eğer e, kaynağın tüm çevresine bir saniyede yaydığı enerji. Yok eğer bir yüzey alandan bahsediyorsak bahsedilen bu yüzey alana bir saniye içerisinde dik olarak düşen ışık enerjisi olarak tanımlanabilir. Aydınlanma şiddeti ise bahsedilen yüzeydeki bir birimlik alana, bir metrekarelik alana bir saniye içerisinde düşen enerjidir. Dolayısıyla ışık akısının toplam alana oranı aydınlanma şiddetini verecektir diye konuşabiliriz. Işık kaynağından uzaklaştıkça aydınlanma şiddeti ve ışık akısı azalır. Hem de uzaklığın karesiyle azalır eğer e, düzlem sabitse. Bir deneye bağlıdır ışık akısı ve aydınlanma şiddeti ulaşan ışık ışınlarının normale yaptığı açıya. Bunu da unutmamak lazım. Aynı zamanda e, optik aletlerde oluşan gölge gö, e, gölge cismin şekline, perdenin şekline, cismin konumuna, kaynağın konumuna, perdenin ka konumuna ve cismin e, kaynağın şekline bağlı olacaktır. Bunu da unutmamak gerekiyor optik alette oluşan cismin görüntüsünü düşünürsek görüntü oluşmasının tek şartı vardır o da cisimden çıkan ışınların optik alette yansıma kırılma yapması. Görüntüyü görmenin tek şartı vardır. Görüntüyü oluşturan ışınların göze gelmesi. Görüntünün gerçek ya da sanal olması hiç önemli değildir. Göze ışık geliyorsa görürsünüz, gelmiyorsa görmezsiniz. Gerçek görüntü görülür de gö ya da görülmez de sanal görüntü görülür gibi bir e, de kavram yanılgısına düşmeyin lütfen. Hem gerçek görüntü hem sanal görüntü göze ışık gelebiliyorsa kesinlikle görünür. Bunun için başka bir şart yok. Sadece gerçek görüntü perde kullandığınızda perdenin üzerine düşürülebilir. E, sanal görüntü perde üzerine düşürülemez. Gerçek görüntü ters olur, sanal görüntü düz olur. Gerçek görüntü aynalarda aynanın önünde olur, sanal görüntü arkasında olur. Gerçek görüntü merceklerde merceğin diğer tarafında olur, sanal görüntü cismin olduğu tarafta olur diye düşünebiliriz. Gerçek görüntüler hep cisme göre terstir, sanal görüntüler de cisme göre düzdür. Kırılmada renk, ifadesi. Renkler sevgili arkadaşlar kesinlikle unutmayınız. Şunu hemen söyleyeceğim. Işıkta e, kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor olmak üzere altı temel renk var. Bunların içerisinden kırmızı, yeşil ve mavi ana renkler. Neden bunlar ana renk? Çünkü insan gözü Kırmızıyı, yeşili ve maviyi algılayacak şekilde üç tip renk hücresine fotoreseptör hücreye sahip. Bunlar olduğu için bizim e, için ana renkler bunlar. Boya renkleri. Boya renklerinde ana renkler sarı, siyah ve magenta. Aklınızda çıkmasın ışıkta sarı, siyah ve magenta ara renktir. Boyada sarı, siyah ve magenta ana renktir. Işıkta kırmızı, mavi, yeşil ana renktir. Boya renklerinde kırmızı, yeşil, mavi ara renkleri oluşturur diye konuşabiliriz. Lütfen unutmayın. Evet kondansatörler sevgili arkadaşlar. Kondansatörler levhalarının yükleri toplamı her zaman sıfır olan iki tane iletken plaka ve aralarındaki yalıtkan ortamdan oluşan basit düzeneklerdir. Kondansatörlerde temel amaç plakalardan birindeki belirli miktardaki yükü diğer plakaya ulaştırıp plakalar arasında bir elektrik alanı oluşturmak ve bu elektrik alan sayesinde plakaların belirli bir enerji tutmasını sağlamaktır. Bu enerjiyi de daha sonra kullanabilirsiniz istediğiniz şekilde. Eğer ani bir enerji e, akışı sağlamak istiyorsanız kondansatör kullanırsınız. Elektroşok cihazı ani ve çok yüksek bir enerjinin açığa çıkmasını sağlar. Fotoğraf makinesi flaşı ani ve çok parlak bir ışık açığa çıkmasını sağlar. Temel mesele bu. Enerjiyi aniden ortaya çıkarmak istiyorsanız kondansatör kullanırsınız demek e, gerekiyor. Ve bir kondansatörün sığası sevgili arkadaşlar yük kapasitesi demek değildir. Sığa 1 volt potansiyel fark altında tutulabilecek en büyük, e, tutulabilecek yük miktarıdır. Sığa 1 volt potansiyel fark altında tutulabilecek yük miktarıdır. Bunu da söylemiş olalım. Kondansatörler için yine ya da sığaçlar için doğru akıma gösterdikleri direnç sonsuzdur. Alternatif akıma gösterdikleri direnç frekans arttıkça azalır. Güzel. Doğru akıma sonsuz direnç, alternatif akıma frekans arttıkça azalan direnç gösteriyorlar. Aynı şekilde o zaman e, şeye de bakabiliriz. E, manyetizmaya da bakabiliriz. Manyetik alan sevgili arkadaşlar, elektrik akımın 3 temel etkisi var. 1. ısı etkisi I kare RT. 2. elektrik akımının Kimyasal etkisi elektroliz e, artı eksi kutuplarda artı eksi elektrotlarda suyun e, elektrolizi gibi hidrojenin eksi elektrotta oksijenin artı elektrotta e, birikmesi gibi. Üçüncü etkisi de elektrik akımının manyetik etkidir ve sevgili arkadaşlar manyetik alanın tek kaynağı bizim şimdiye kadar bulabildiğimiz tek kaynak elektrik akımıdır. Eğer bir yerde manyetik alan oluşmuşsa kesinlikle elektrik akımı vardır yakınlarda demek durumundayız. Bir pusula iğnesi her zaman bulunduğu noktadaki bileşke manyetik alan yönüne doğru ne kutbu bakacak şekilde dengeye gelir. Ve unutmayın lütfen bir mıknatıs demir cismi çelik bilyeyi her türlü her şekilde her kutbuyla kesinlikle çeker. Mıknatısın demiri itmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Elektrik akımının oluşturduğu manyetik alan sağ el kuralıyla bulunur ve manyetik alan çizgileri kapalı eğriler şeklindedir. Kapalı eğriler şeklinde oldukları için de başlangıç ve bitiş noktaları yoktur. Manyetik alanla ilgili işlem yaparken aynen elektrik alanında olduğu gibi vektörel işlem yapmak zorundasınız. Dolayısıyla yönlere dikkat etmeniz gerekmektedir. Manyetik tork e, ve e, elektrik motoru diye konuşacağım şimdi. E, elektrik akımı taşıyan bir tel manyetik alan içerisine konulduğunda buna kuvvet uygulanacaktır. Çünkü yüklü parçacıklar içinde hareket ediyor. Elektrik akımı bu demek. O yüklü parçacıklar manyetik alan içerisinde hareket ederken zaten o yüklü parçacıklara kuvvet uygulandığını biliyoruz. İşte o kuvvet tele kuvvet uygulanması anlamına geliyor eğer bu tel belirli bir eksen etrafında dönebilir durumdaysa o zaman bir tork oluşmuş oluyor. İşte bu telden bir sürü tanesini sargı olarak üst üste sarar, manyetik alan içerisine koyar ve akım verirsem bu durumda o tel sarımlarının dönmeye başladığını görürüm ki biz buna elektrik motoru diyoruz. Dolayısıyla manyetik alan, manyetik kuvvet ve manyetik tork sayesinde. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirebilen sistemlere biz elektrik motoru deriz. Hemen geldim oradan indiksiyona. Sevgili arkadaşlar indiksiyon çok önemli bir nokta. İndiksiyonun gerçekleşmesi, oluşması için tek şart var. O da indiksiyon oluşacak olan çerçevenin sınırladığı bölgede manyetik akının değişmesi. Manyetik akı bahsedilen çerçeveden dik olarak geçen manyetik alan çizgi sayısı olarak ifade edilebilir. Faraday yasası. Faraday yasası bize diyor ki bir çerçevedeki indüksiyon elektromotor kuvveti o çerçevenin sınırladığı bölgedeki manyetik akı değişim hızına eşittir. Lenz yasası. Lenz yasası bize diyor ki istisnasız bütün indüksiyon olayları kendini oluşturan etkiye ters yönlüdür. Kendini oluşturan etkiyi sıfır yapmaya çalışır. Kendini oluşturan etkiyi etkisiz kılmaya çalışır. Sen çerçeveyi manyetik alan içine çekiyorsan lens yasası onu dışarı itmeye çalışır. Sen mıknatısı yaklaştırıyorsan bobine, bobin mıknatısı itmeye çalışır. Gibi 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 düşünmek gerekiyor. Hemen devam edelim. Alternatif akım ve doğru akım karşılaştırması. Alternatif akımın Transfer yöntemleri ve üretim yöntemleri bakımından son derece avantajlı olduğunu biliyoruz. Alternatif akımı bir yerde ürettiniz, onu transfer ederken e, elektriksel potansiyel değerini ve akım değerini e, değiştirip istediğiniz oranlarda farklılaştırarak götüreceğiniz yere en az kayıpla gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki bunun için transformatörler kullanılıyor. Ama doğru akımda böyle bir e, olayımız yok doğru akım nasıl üretildiyse o şekilde harcanmak durumundadır Dolayısıyla da üretildiği şekliyle transfer edilmesi son derece büyük kayıplara neden olduğu için transfer konusunda çok büyük dezavantajları var ama şöyle de bir durum var evdeki elektrik aletlerinden çok büyük bir bölümü e, doğru akımla çalışır alternatif akım enerji santralinden eve gelirken çok büyük fayda sağlar, daha doğrusu kazanç sağlar. E, çünkü kayıp enerjileri minimuma indiriyoruz ama evdeki aletler doğru akımla çalışıyor birçoğu. O zaman bizim alternatif akımı ilettikten sonra doğru akıma çevirmemiz lazım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunu yapan devre elemanlar var, e, diyotlar var. E, artık o bu sene müfredatta yok. Şimdi bir de şunu söylemek lazım. E, enerji santralinde enerjiyi ürettiğiniz elektrik enerjisini. Eve getirebilmek için potansiyelini artırırsınız, akım değerini düşürürsünüz. Dolayısıyla e, enerji nakil hatlarında I kare RT değerini küçültüp daha az enerji harcamaya sebep olursunuz. Bu da sizin için bir faydadır. Şehre geldiğinizde 300 bin voltla çalışan bir televizyonunuz olmadığı için bu e, değeri tekrar 220 volta yani prizlerden aldığımız elektrik, potansiyel değerine geri indirmeniz lazım. O zaman demek ki santralin olduğu yerde yükseltici transformatör çünkü potansiyeli artırıyorum. Şehirlerde veya evlere yakın yerlerde alçaltıcı transformatör çünkü binli voltlardan tekrar 220 volta indiriyorum potansiyeli. Kullanmam gerekiyor. Transformatörlerde giriş devresinde oluşan elektrik akımı ve e, manyetik alan demir çekirdek tarafından karşı tarafı iletilir. Karşı tarafta oluşan indiksiyon sayesinde yine bir alternatif akım ortaya çıkacaktır. Hiçbir transformatör enerji deposu olarak kullanılmaz sevgili arkadaşlar. Gelelim e, doğru akıma. Doğru akımı ürettiğiniz gibi e, harcamak durumundasınız. Dolayısıyla uzak mesafelerde transfer ederken e, mecburi olarak kayıplar çok e, olacaktır. Onun için dezavantajdır. Ama doğru akım stabil, kararlı bir akım olduğu için de son derece faydalı şekilde kullanılabilir, çalıştırabilir devre elemanlarını ya da elektrikli aletleri. Gelelim 12. sınıf konularından çembersel hareket. Sevgili arkadaşlar, çembersel harekette kavramlara kesinlikle dikkat etmeniz lazım. Merkezcil kuvvet cismin yörüngede kalmasını sağlayan Net kuvvete merkezcil kuvvet denir eğer cisim düzgün çembersel hareket yapıyorsa. Bu net kuvvet, bu merkezcil kuvvet ayrı bir kuvvet değildir. Aslında cismin dönmesini sağlayan şey normal kuvveti ise ray içerisinde dönen bir cisim için normal kuvvetse normal kuvvet merkezcil kuvvettir. Bir araba virajı alıyorsa sürtünme kuvveti merkezcil kuvvettir bir cisim ip üzerin ip ucunda dönüyorsa ip gerilmesi ve ağırlık merkezcil kuvvettir. Dolayısıyla merkezcil kuvvet cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi olmalı. Eğer düzgün çembersel hareketten bahsediyorsa. Düzgün çembersel hareket cisim üzerine uygulanan net kuvvetin sürekli hız vektörüne dik olduğu hareket türüne denir. E merkezcil ivme merkezil kuvvetin sağladığı ivmedir ve çizgisel hızın birim süredeki değişimi anlamına gelir. Çizgisel hız cismin yörünge üzerindeki hızı, açısal hız cismin yarıçap vektörünün bir saniyede taradığı açıyla ilgili ve bu açının radyan cinsinden değeriyle ilgili e, ifadeler oluşturur. Serbest cisim diyagramlarında merkezden dışarıya doğru bir kuvvet çizmeyin, göstermeyin. Öyle bir kuvvet yok. Aynı zamanda merkezcil kuvvet şudur diye de göstermeyin. Çünkü merkezcil kuvvet de gösterdiğiniz kuvvetlerin bileşkesi olacak zaten. Geldik basit harmonik harekete. Basit harmonik hareket yapan bir cisim için kesinlikle kuvvet, daha doğrusu net kuvvet ve ivme cismin denge konumuna olan uzaklığıyla, uzanımıyla doğru orantılı büyüklükte olur ve her zaman ters yönlü olur. Uzanım artı yönlü ise ivme ve kuvvet eksi yönlüdür. Uzanım eksi yönlü ise ivme ve kuvvet artı yönlüdür. Basit harmonik hareket yapan cisim için hızlanma hareketi kesinlikle denge konumuna doğru giderken Denge konumundan uzaklaşırken de sürekli ve kesinlikle yavaşlama hareketi olduğunu söyler. Dolayısıyla denge konumuna doğru her gidiş hızlanma, genlik noktasına doğru her gidişte yavaşlamayla sonuçlanacaktır. <laughs> açısal momentum, dönen cisimler ya da bir cismin çizgisel momentumunun doğrultusunda olmayan noktaya göre e, açısal momentumu sıfırdan farklıdır, vardır. Bu açısal momentum e, çizgisel momentumla yarıçap vektörünün e, vektörel çarpımı olarak ifade edilir. Açısal momentumun değişmesi ancak dışarıdan uygulanacak net tork sayesinde olur. Net tork sıfırsa açsal momentum korunur. Bir cisim dönerken sisteme dışarıdan müdahale etmiyorsanız, dışarıdan müdahale ediyorsunuz ama tork oluşturmuyorsanız dönme eksenine göre açsal momentum korunacaktır. Buz pateni yapan adamlar dönerken dışarıdan müdahale edilmiyorsa açısal momentumları korunacak. Dolayısıyla kollarını açık dönerken yavaş dönüyorlar. Kollarını kapattıklarında eylemsizlik momenti azaldığı için yani kütle dönme eksenine yaklaşmış olduğu için I azalacak. I çarpı W açısal momentum Dolayısıyla I azaldığına göre W artmalı şeklinde bir durum Ortaya çıkacaktır. Net tork sıfırdan farklı olmadığı sürece e, açısal momentum değişemez. Mesela dünya ile güneş ikizin birbirine uyguladığı kuvvet dünyanın zaten dönme ekseni üzerinden geçer. Dönme ekseni noktasından, dönme noktasından geçer. Dolayısıyla net tork oluşmaz. Genel çekim Kepler kanunları yani. Bir gezegen güneş etrafında dönerken üzerine uygulanan net kuvvet sürekli dönme merkezinden geçtiği için net olarak tork oluşturamaz. Net tork oluşmuyorsa açısal momentum da korunacaktır. Dolayısıyla zaten yarıçap vektörü birim sürede eşit açı ya da eşit sürelerde eşit açı tarayacaktır. Genel çekim kanunu Newton'un ortaya koyduğu bir kanundur. Cisimlerin kütleleri dolayısıyla kütlelerinin çarpımıyla doğru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı büyüklükte bir kuvvet oluşur der Newton Genel Çekim Yasasında. Hemen e, eklemek lazım bir Genel Çekim Yasasının e, bir adım ötesi kütle çekim ivmesidir. Bu arada e, alan kuvvetleri ve alan şiddetiyle ilgili şöyle bir tanımlama yapılabilir. Herhangi bir nicelikte fiziksel olarak alan ifadesi bahsedilen kaynağın hangi kuvvet kaynağıysa artık bahsedilen kuvvetin bir birimlik kaynak parçaca düşen bölümü olarak ifade edilir. Mesela elektrik alan birim pozitif yüke uygulanan elektriksel kuvvet demektir. Manyetik alan teorik olarak bir birimlik N kutbuna uygulanacak olan manyetik kuvvetin şiddetine manyetik alan şiddeti denir. Kütle çekim alanı ya da çekim ivmesi, kütle çekim ivmesi dediğiniz şey de bir kilogramlık cisme uygulanacak olan kütle çekim kuvveti demektir. Orada gerçekten bir kiloluk bir cisim olmasına gerek yok. Elektrik alan için orada gerçekten bir kulomluk yük olmasına gerek yok. Orada gerçekten bir ne birim e, manyetik kutup olmasına gerek yok manyetik alan için. Orada öyle olsaydı oluşacak kuvveti ifade ediyorum anlamına gelir alan şiddeti. Bir gezegenin çekim yümesi merkezinde sıfırdır yüzeyine doğru giderken artar yüzeyde maksimum olur yüzeyden sonra uzaklaştıkça parabolik olarak azalır ve sonsuzda sıfıra gider. Alan kuvvetleri sevgili arkadaşlar manyetik alan elektrik alan ve e, efendime söyleyeyim kütle çekim alanı sonsuz menzillidir ancak sonsuza gittiğinizde sıfır olacaktır e, Bu arada dört tane temel kuvvet var hayatımızı şekillendiren bir kütle çekim kuvveti dört temel kuvvet içerisinde en zayıfları iki elektromanyetik kuvvet Coulomb kuvveti e, manyetik kuvvet Günlük hayatta karşılaştığınız olayların neredeyse tamamı elektromanyetik kuvvetin etkisiyle gerçekleşir. Sürtünme kuvveti, ip gerilmesi, kaldırma kuvveti, temas kuvveti, itme kuvveti hepsinde elektromanyetik kuvvetin etkisi söz konusudur. Geri kalan iki tanesi e, nükleer kuvvetler, güçlü nükleer ve zayıf nükleer kuvvet. Bunlar çekirdekle alakalı güçlü nükleer kuvvet, çekirdeğin dağılmadan kalmasını, Zayıf nükleer kuvvet de çekirdek bozulurken parçacık setlerinin birbirine dönüşmesini yani alfa beta gama ışımalarının gerçekleşmesini ve bu mekanizmanın düzen, doğru şey, şekilde oluşmasını sağlayan kuvvetlerdir. Çekirdek kuvvetleri son derece kısa menzillidir. 10 üzeri eksi 15, 10 üzeri eksi 18 metre menzilli. Evet hız kesmeden devam ediyoruz ee, ışık teorilerine. Işık teorilerinde en çok dikkat edeceğiniz bel kemiği ifade delta x. Delta x lambda l bölü d ile hesaplanır. Dalga boyuyla doğru, perde fant arası mesafeyle doğru, yarık düzleminde yarıklar arası mesafeyle ters orantılıdır. Sistemde eğer e, sistemin tamamı kırıcılık indisi ne indisi olan, ne olan bir ortama konulursa o zaman dalga boyu havadaki dalga boyuna göre daha küçük olacağı için lambda'yı küçülttüğünden delta x yine etkilenecektir. Dolayısıyla delta x'i bulursanız perde üzerindeki belirli bir aralıkta daha çok saçak daha az saçak olması durumunu incelemiş olursunuz. Çift yarık ve tek yarık arasındaki farkları düşünmek gerekirse yol farkı ifadeleri farklıdır. Çift yarıkta Tam e, dalga boyu farkı e, katarları yani aydınlıkları ifade eder. Tek yarıkta tam dalga boyu farklar e, karanlıkları ifade eder yani düğümleri ifade eder. E, su dalgalarında girişimle benzeştirerek söylüyorum. Çift yarıklı girişimde desen üzerinde perde üzerinde oluşan tüm aydınlık ve karanlık saçaklar birbirinin özdeşi boyutlarda oluşur. Tek yarıklı girişimde Merkezi aydınlık saçak diğerlerine göre hem daha parlak hem de daha geniş oluşur. Merkezi aydınlık saçağın dışındaki tüm saçaklar genişlik ve büyüklük bakımından birbirinin özdeşidir. Ancak parlaklık bakımından aydınlık saçaklar merkezi aydınlık saçaktan uzaklaştıkça gittikçe daha sönük olur. Ama çift yarıklı girişimde her şey özdeştir, her şey simetriktir merkezi aydınlık saçağa göre. Evet, bu kadar e, bilginin hepsini dinleyecek misiniz bilmiyorum. Aklım karıştı, kafam karıştı demeyin lütfen. E, şöyle hızlıca bir tekrar yapmış olduk. Aklıma gelenleri hızlıca söylemeye çalıştım. Umarım içinizden herhangi birilerine bir miktarda olsa faydalı olur. Lütfen kendinize inanın. Kesinlikle başaracaksınız. Başarı öykünüzü de biz anlatacağız. Hepinize başarılar.